Herkese merhaba. 2001 yılında meydana gelen bankacılık krizinde faiz oranları %1500'lere ve döviz kuru da krizin devam ettiği dönemde şimdiki parayla 1.3 liraya kadar çıkmıştı. Kriz kötü gelmişti ve herkes dolar daha da yükselecek, ülke batacak diye düşünürken önce Dünya Bankası ekonomisti Kemal Derviş ekonominin dümenine süper yetkilerle donatılarak geldi ve daha sürdürülebilir bir ekonomi politikasını yürürlüğe koydu. 2002'den sonra AK Parti'nin iktidara gelmesiyle ekonominin düzlemi değişmiş ve devam eden süreçte 2009 yılına kadar tam 8 yıl dolar 1.3 seviyesinin altında tutunabilmişti. Döviz kurunu bunca yıl sabit tutabilmesinin nedeni sıcak para girişlerinin yıllar boyu devam etmesiydi. Peki, bugünkü şartlar altında dolar kuru 33 liranın altında 8 yıl tutunabilir mi? Yorumu size bırakıyoruz. Bugün 100 bin lira birikimi olan bir vatandaşın güncel finansal veriler ışığında bu birikimi nasıl daha doğru bir şekilde değerlendirebileceğini ve nasıl doğru bir şekilde yatırım sepeti yapabileceğini analiz edeceğiz. Kendi oluşturacağınız basit yatırım sepetiyle yatırım fonlarını da kullanmak zorunda kalmazsınız. Çünkü bu fonlar ne kadar sizlere cazip gözükmesi yönünde reklamları yapılsa da bu kurumlar yöneticilerine yüksek maaş ve primler dağıtabilmek için ciddi anlamda yönetim gideri kesintileri yapıyorlar ve sizin potansiyel gelirlerinizin bir %10-20'si gibi bir rakam burada tıraşlanıyor. Basit bir yatırım sepetini cep telefonunuzdan kendiniz 10 dakika içinde yapabilirsiniz ve bunun için uzman birisine ihtiyacınız yok. Videomuzun son bölümünde bu örnek yatırım sepetini 100 bin lira için uygulamalı olarak yapacağız. Evet başlıyoruz. Müzik Nisan başlarında paylaştığımız bir analizde dolarınız elinizde patlayabilir şeklinde bir analiz paylaşmıştık. Her zamanki gibi eleştirildik ancak yine her zamanki gibi dediklerimiz doğru çıktı. Neredeyse 2 ay olacak ve o zamanlarda doları bozdurup mevduat faizine yatıranlar dolar bazında yılda %55'ten kazanç elde ettiler. Peki bundan sonra nasıl hareket edelim? Gelin hep birlikte son duruma bakalım. Öncelikle doların hem yatırım aracı ve hem de birikimlerimizi değerlendirme aracı olarak kullanılmasının üzerine en azından bir süreliğine net olarak çiziyoruz. Yabancı sıcak para 2002 yılından sonraki dönemde tecrübe ettiğimiz gibi ciddi bir seviyede gelmeye başladı. Yabancı sıcak para geldikçe yurt içinde lira likiditesi bollaşıyor ve dış ticaret açığı devam etse bile ülkemizin bürüt ve net döviz rezervleri artıyor. Bununla birlikte gündemi takip ettiğimizde yabancı yatırımcılar birbiri ardına demeçler verip lirada getirinin oldukça cazip olduğu ve ülkemize yatırımların artacağını vurguluyorlar. Normal şartlarda yabancılar bu sarmalı bir süre daha kullanmak isteyeceklerdir. Burada bizim öngörümüz yabancı yatırımcılar 2026 yılı sonbahar aylarından itibaren ülkemiz finansal piyasalarında riskleri azaltmaya başlayacaklardır. Burada dolarda kritik seviye 32.6 seviyesi. Dolar lira kuru 32.6 seviyesinin altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareket beklemiyoruz. Eğer 32.6 seviyesinin üzerine çıkarsa bu bizde yabancılarda bir davranış değişikliği olduğunu gösterir ki buradan sonra durumu yeniden değerlendirmek gerekli. Burada tabi erken seçim ve politika müdahalesi gibi istisna durumların olmayacağını varsayıyoruz. Hatırlatalım. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal döneminde faiz oranlarının artan enflasyona rağmen düşürmeye başlamasıyla Merkez Bankası sözünde durmamış ve devam eden süreçte yabancı çıkışları yoğun olarak yaşanmış ve doları 30 seviyesine taşıyan sürecin içine girmiştik. Burada Mehmet Şimşek etkisi nedeniyle yabancı sıcak para geliyor. Mehmet Şimşek olmasa ne ülkemize yabancı sıcak para gelirdi ve ne de biz dolar bir süre sabit kalabilir diyebilirdik. Hatta belki şu anda dolar 40 liralarda olurdu ve bizde ne zaman 50 lira olacak diye analizler paylaşırdık. Dolarda durum bu şekilde. Altına gelirsek eğer. Ons altın fiyatlarında yani uluslararası altın fiyatlarında genel eğilimin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Ancak dolar kuru sabit kalırsa yurt içinde altın beklenen getiriyi sağlamayacaktır. Dolar ve altının birlikte değer kazanması yurt içinde altın satın alımlarını bir numaralı yatırım aracı yapardı. Ancak şu anda bu öneride bulunamıyoruz. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımların devam edeceğini düşünürsek bize göre bir numaralı yatırım aracı borsa olacak. Yabancı sıcak para girişlerinin etkisini en çok göstereceği yer hisse senetleri piyasası olacak. Biz bunu birkaç ay önce görmüş ve Şubat ayında orta ve uzun vadeli düşünebileceğiniz 3 hisse senedi önerisinde bulunmuştuk. Bu hisse senetlerinde tarihi zirveler devam ediyor. O günden bugüne %30 üzerinde prim yaptılar önümüzdeki dönemde borsada bankacılık sektörü ön plana çıkıyor. Çünkü bu yüksek faiz ortamından en yüksek kar elde eden bankacılık sektörü oluyor. Yabancılar da bunu bildiği için banka hisselerine ağırlık veriyorlar. Bununla birlikte genel olarak borsada yüksek hacimli ve yaptığı iş itibariyle tekel konumuna yakın olan firmalara yatırım düşünülebilir. Türkiye'nin büyük sanayi firmalarında fiyatı 100 lira aşağısında olan hisseler düşünülebilir. Borsa konusunda Dr. Trader yine bu kanalda her sabah canlı yayın hisse senedi piyasasını değerlendiriyor. Bu konuda kendisini takip edebilir, sorularınızı ona iletebilirsiniz. Borsa'da yatırım yapmasını riskli bulanlar ya da hisse senedi işlemlerini gerçekleştirmesini bilmeyenler için ikinci ön plana çıkan birikim değerlendirme aracı mevduat faizi olmakta. Şu anda önümüzdeki birkaç aylık dönemde enflasyon düşmez ve mevduat faizleri yüksek seyretmek zorunda. Ancak bu süreç çok uzun sürmeyecektir. İşte son 2 haftada mevduat faizleri 6-7 puan düştü. Yabancı sıcak sermaye geldikçe yurt içinde lira bollaşıyor ve bollaşan bu likidi de ile bankalar vatandaştan yüksek faizle para toplamak zorunda kalmıyorlar ve böylece mevduat faizleri de düşüyor. Mevduat faizlerinde bu düşüş kademeli olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda mevduat faizlerinde gerçekten bir fırsat var. Türkiye bu faiz oranlarını bir daha kolay kolay görmeyebilir. Kriptoya gelirsek önümüzdeki dönemde kripto parada paralarda fiyatlar yükselmeye devam edecek. Burada belli başlı kripto paraları tercih edebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto paraları orta vadeli dolar bazında güzel kazanç fırsatları sunuyor. Şimdi sepet yapalım. Aşağıda yaptığımız işlemleri hemen hemen her bankanın cep şubesi veya internet şubesinden kendiniz de yapabilirsiniz. Birincisi dolarda beklentimizin düşük olduğunu dile getirdik. Bu yüzden 100 bin liramızın sadece 5 bin lirasıyla dolar alıyoruz. İkincisi altında durum daha iyi görünüyor ve dolar artarsa altında artış duble oluyor. Dolayısıyla dolar fiyatının artması da altın fiyatlarına yansıyor. Altını bu anlamda portföyümüze %10 olarak ekliyoruz. Üçüncüsü, uluslararası finansal piyasalardaki bu büyüme sürecinden yararlanmak için 10 bin liramızda 5 bin ve 5 bin şeklinde Ethereum ve Ripple alıyoruz. Dördüncü olarak geriye kalan 75 bin liramızı kendi risk durumumuza göre mevduat faizi ve hisse senedi arasında bölebiliriz. Risk almayı hissetmiyorsanız 75 liranızın tamamını mevduat faizine bağlayabilirsiniz. Mevduat faizlerinin risksiz olarak yılda %50-55 getiri sağlaması zaten oldukça cazip. Eğer hisse senedi piyasasında biraz risk alabilirsiniz 10-15 bin liralık bir banka hissesi alabilir ve kalanını mevduat faizine bağlayabilirsiniz. Hisse senedi piyasasında tecrübeli olsanız bile genel anlamda riskimizi dengelemek için 25 bin liranızı risksiz getiriye yani mevduat faizine bağlayıp kalan 50 bin lirayla hisse senedi yatırımı yapabilirsiniz. Eğer size kısa dönemde sıcak para lazım olmayacaksa 50 bin liralık hisse senedi alabilir ve 25 bin liranızı mevduat faizine bağlayabilirsiniz. Evet bugün başka hiçbir yerde olmayan dop bir analizi sizlerle paylaştık. İzleyenlere faaliyet sağlayacak içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Kanalımızı takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın. Müzik